Şimdi şema verilmiş buradan. Şöyle denmiş. İşlerinden tabii sayılar yazılıyor. A ve B yerine hatta A sayısı verilmiş. Direkt yazalım bunu. A sayısı 24. Şunu şuraya yazıyorum. A sayısı 24, B sayısı da 60. Şimdi şurada belli bir işlem var. Bunun üzerine bir sayı gelmeyecek. Sayı şu sarı yere gelecek. A ve B arasında o kek alma işlemi yapılıp buraya yazılacak. Yani A ve B'nin o keki buraya gelecek. Şuraya o kek AB'ye gelecek. O kekleri buraya. Şurada da şu çizgileri takip edersek OBEP alma işlemi yapılacakmış. OBEP'leri de buraya gelecekmiş. Yani biz bu iki sayının OBEP ile o kekini bulacağız. Buralara yazıp sonra da toplayacakmışız. Şu S'de OBEP ile o kekin toplamı. Şimdi OBEP ve o kek bulalım. Tabii farklı biçimlerde yapılabilir ama ikisini birden bulmak istediğimiz için şunu yapabiliriz. 24, 60. Klasik OBEP-OKEK bulma yöntemini. 2'ye bölüyorum. 12, 2'ye bölüyorum. 30. İkisini birden böldüğü için işaretliyorum. 2'ye bölüyorum. Burası 6, 2'ye bölüyorum. 15. İkisini birden böldüğü için işaretliyorum. Şimdi 2'ye, bu yine bölünür. Biz 2'ye bölelim yine. 2'ye bölüyorum. Burası 3. Bu bölünmedi. İşaret koymuyoruz. İkisini birden bölmedim. 3'e bölüyorum. Şurası 1, burası 5. İkisini birden böldü. İşaretliyorum. Şimdi 5'e bölersek bu da 1 gelecek. OBEP her ikisini de bölenler. Yani bunların OBEP'i 2 çarpı 2 çarpı 3. İşaretli olanlar ikisini birden bölen. 2 çarpı 2 4. 3 kere 4 12. OBEP 12'dir. OKEK ise hepsi. 3 tane 2 var. 1, 2, 3 tane 2, 1 tane 3, 1 tane de 5 var. Şimdi şu 2 ile 5'i çarpsak 10 yapıyoruz zaten. 2 kere 2 4, 3 kere 4 12, bir de 10 vardı. 120. Demek ki o kekleri de 120. Şurası o kekleriydi. 120 olacak. Burası o bepleriydi. 12 olacak. Toplama işlemi yapılıyor. 120 artı 12, 132. Demek ki buradaki S 132'ymiş. Şurası.